Jesus öyle yani şu anda. Aynen. Kafasında böyle bütün kombinasyonlar o tavanda. İrfan'ı sağ mı koyayım, Emre Mor'u evet. sola atsam nasıl olur? En son Fenerbahçe'nin yaşadığı ortamı şu olduğunu söyleyebilirim. Zico dönemi. Ve aslında bir taraftan bence rakip takımları da bu noktada atıyorum Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor futbol anlamında biraz Fenerbahçe'nin futbolu sanki gazlayacak gibi de. Tabii şu ana kadar hiç adı sana duyulmamış, Salah ile adı anılmamış bir takım da ben parayı veriyorum kardeşim, Salah'ı alıyorum diyebilir. Kaan Ayhan ismi Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir, Salah'ı gidersin. Fenerbahçe'nin bitiremediği bir transfer değil Maxi Gomez. Fenerbahçe'nin henüz son noktayı koymadığı bir transfer. Hani daha iyi bir teklif, daha iyi bir kontrat bulabilir miyiz düşüncesiyle bir arayış var. Ama Fenerbahçe'yi memnun etmek zorunda bu teklif. Yüzde programından herkese merhabalar. Bu hafta yeniden sevgili Volkan Demir'le birlikte Fenerbahçe'nin Austria-Wien karşılaşmasındaki müthiş galibiyetini ve aynı zamanda da haftalık transfer haberlerini beraber değerlendirip sizlere aktarıyor olacağız. Volkan nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Güzel bir maç sonrası seninle bir yayın gerçekleştireceğiz. Evet. Aslında ben direkt ilk soruya da Fenerbahçe'nin dünkü şovlu galibiyetinden bahsetmek istiyorum. Evet. 4-1'lik bir hücum futbolu izledik. Aslında Jesus sezon başından beri de Fenerbahçe'den çok güzel goller izlettiriyor bize. Nasıl yorumlayacaksın dünkü futbolu? Yani açıkçası bu benzetme daha önce yapıldı ama Christoph Daum'un ilk geldiği sezon ya da ikinci sezonda diyebiliriz. Fenerbahçe'nin böyle hani rakibini zayıf yakaladığı an paramparça ettiği maçlar oluyordu. Affetmiyor gerçekten bu arada. Evet evet, burada çok benzetiyorum. Yani Daum'la Jesus'un oyun stili, ha, tabii ki içinde çok farklılıklar barındıran oyuncu tipleri olsun, işte oyun felsefesi olsun, içinde çok farklılıklar barındıran ama özünde çok nasıl söyleyeyim, enerjiye dayalı, fiziğe dayalı, güce dayalı bir futbol. Ve kısacası rakibi döve döve üstünlüğünü kabul ettiren bir oyun anlayışı var. Şimdi bu elbette izlediğin zaman, senin de söylediğin gibi, ben de dün stat'taydım. Senin de söylediğin gibi izlediğin zaman çok keyif veren bir durum. Özellikle Fenerbahçe'den nispeten kadro kalitesi zayıf takımlara karşı oynandığı zaman çok daha taraftarı coşturan, tribünleri coşturan bir oyun. Ve hakikaten işte Adana Demirspor ve ardından Avusturya-Wien maçları, iki maç arka arkaya benzer oyun, çok yüksek enerjiyle oynanan. Evet, evet. Üst üste oyun. Bu şekilde izlemeye devam ve ediyoruz. Ve işte 4-4 8 tane gol. Gerçekten Kadıköy'e hani Kadıköy'e giden parasının hakkını alıyor. Evet. Yani o son kuruşuna kadar keyfini alıyor yani. 90 dakika boyunca aralıksız. Ya şöyle düşün, dün 2-0 Fenerbahçe Viyana'da kazanıp gelmiş. Evet. Normal şartlarda stadın boş olmasını beklersin efendim. Çok böyle işte kombineler devrolur filan. Yani o maça çok gidilmez hafta içi. Garanti bakılır. Hafta içi, ertesi gün iş var filan. Evet. Tıklım tıklım. Ya, inanılmaz bir atmosfer. Sanki final maçı gibi bir atmosfer evet, vardı. Evet ve şöyle söyleyeyim. Ya bu şunun göstergesi. Gerçekten taraftar çok büyük keyif alıyor. Hı hı. Bu çok net. Özledilerdi bir taraftan böyle bir futbol izlemeyi. Zaten Fenerbahçe'nin yıllardır hem şampiyonluk özlemi hem de iyi futbol özlemi devam ediyor. Bunu görmeye başladıkça taraftar da açıkçası stada çok daha fazla uğrar hale geldi. Yani dün akşam havada biraz serindi, böyle o sıcaklardan biraz kurtulmuştuk. Üstüne bu maç hakikaten Fenerbahçeliler için, özellikle stada gidenler için muazzam bir keyif oldu. Şöyle söyleyeceğim. Az önce futbolu işte benzetmeye çalıştım biraz daha işte 20 yıl öncenin. Güzel bir noktaya değindim bu evet, arada gerçekten. Evet, yani o Fenerbahçe'nin hani işte son 20 yılını hatırlayanlar en çok keyif aldığı dönemdir o. Daum'un oynattığı bol gollü, işte mesela maç berabere gidiyor diyelim, son 10'lara 15 dakikalara 3-4 tane santrforla falan girerdi Fenerbahçe. Çok böyle baskın bir oyun oynardı. Evet. Çok benzer. Yine enerjiye dayalı, kondisyona dayalı bir oyundu. Onu hatırlatan, ondan esintiler sunan bir oyun. Ama tabii ki şunu da söyleyelim, yani bir maç önceye geldiğimizde, Adana Demirspor maçına geldiğimizde 3-0'a kadar gerçekten keyifli bir Fenerbahçe. Sonrasında işte o 48. dakikayla 80'lere kadar giden, oyunu 3-2'ye getiren, beklediği zaman sıkıntı yaşayan bir Fenerbahçe. Yani bu takımın şöyle bir özelliği var. Bu takım mümkünse çok savunma yapmayacak.
çok savunmak zorunda kalmayacak. Hep oynamak zorunda kalacak. Bu da tabii ki güç istiyor, kondisyon istiyor. Kondisyon yani en önemli noktalardan biri. Evet, tabii ki oyunun belli bölümlerinde düşecek. Bu doğal. 90 dakika hiç, asla o tempoyu yapamazsınız. O savunma yapma gereksinimi olan dönemlerde sıkıntı çıkıyor. Evet. İşte Ferdi Onyekuru eşleşmesi Adana Demirspor maçında. Geçmiş maçlarda da benzer durumlar vardı. Yani öne geçtiğinde biraz savunayım düşüncesini hakim olduğu anlarda Fenerbahçe sıkıntı yaşıyor. Ama bana sorarsan Avrupa'ya, Avrupa kupalarına ne kadar uygun tartışılır. Çünkü Avrupa'da işte Kopenhag maçını izledik, Trabzonspor'un. Fenerbahçe'nin daha önce Dinamo Kiev maçlarını izledik. Biraz düzen takımı olan takımlara karşı zorlanabilirsiniz buna benzer sistemlerde. Ama Türkiye Ligi için bu ligin en kaliteli takımlarından bir tanesi Adana Demirspor. Hücum gücü en yüksek takımlardan bir tanesi Adana Demirspor. Onlara karşı dahi üstünü kurabiliyorsun. Başa motiv çıkamadı yani Adana aslında. Evet, yani 3-0'a kadar karşısında herkes birbirine baktı ne oluyoruz diye. Yani çok değişik bir oyun. Şimdi bu oyunun ne hakkında, bu oyun hakkında fikir yürütebilmemiz için ben önümüzdeki haftaları daha rehber olabileceğini düşünüyorum. Bize ışık tutabileceğini düşünüyorum. Şöyle ki, şimdi Avrupa Ligi kurası da çekildi bu arada. İşte Dinamo Kiev, Rennes, Larnaka, 3 tane yeni takım. İşte oralarda biraz daha sert oyunlar oynanacak. Onun lige dönüşü nasıl olacak? Orada çok fazla rotasyon yapamayacaksınız. Şimdi bugün yine 7-8 tane rotasyonla oynadı Fenerbahçe. Yani bir kaleci Altay. Luan oynadı ilk 11. Lemos oynadı. 7 oyuncu farklıydı. Onun dışında 3, yani onun dışında 3, tabii 7 veya 8 rotasyonla oynadı. Evet. Şimdi işte, örnek veriyorum. Konya Spor'la oynadın. Şu anda tamamen attım yani bunu. Konya Spor'la oynadın. Devamında Perşembe günü Dinamo Kiev maçı var. 8 tane değiştiremezsin. Dinamo Kiev'e karşı. Rene karşı da değiştiremezsin. Oralarda biraz daha rotasyon sayısı azalacak. Yorgunluklar artacak. Bu oyunu devam ettirebilecek mi bu takım? Onu görmek lazım. Ha, bir seçenek de şu olabilir. O zaman ligde biraz daha, hani Avrupa'da daha sert takımlarla oynayacaksan ligde biraz daha fazla rotasyon yapıp Avrupa maçına ona göre hazırlanabilirsin. Bu seçenek de Jesus'un elinde var. Jesus'un elinde şu anda transferi zaten konuşacağız. Zaten olması gerekenden fazla bir kadro. Bak 8 tane rotasyon yaptı dedin, doğru mu? 7 tane rotasyon yaptı. Oyuna giren ilk iki oyuncu kim? Mert Hakan, Arda Güler. Yine 11 oyuncusu değil. Yani rotasyonunla rotasyonunu yapabiliyorsun. Öyle bir güzelliği İnanılmaz var. İnanılmaz bir lüks bu arada. Yani bu sezon başlarken bu kadroyu görünce. Ama bu noktada da kesinlikle Jesus'un da bir farkı var. Yani bunu her teknik direktör tabii bence ki başaramaz. Yönetmek, zor da bir şey. Bu kadar yani kalabalık kadroyu yönetmek de meziyet ister. Ama tabii ki transfer dönemi sonunda 14 tane yabancıya düşme zorunluluğunuz olacak. Zaten her gün açıklanıyor işte. Bir gün Max Meyer gidiyor, bir gün Tisserand gidiyor, bugün Colker gitti. Muhtemelen de devam edecek, gidecek oyuncular. Şu anda 18 yabancı var. Bir tane santrfor geldiğini varsayarsak 19. Bu ne demek? 5 tane oyuncu zaten gidecek. Doğru. Gittikçe Fenerbahçe'de o rotasyon da biraz daralmış olacak belki ama şunu söyleyeyim, özetle bu kadroyu yönetme konusunda bence çok büyük bir yeteneğe sahip Jesus. Zaten bu yüzden de herkes gelsin bu adam çok büyük adam diye ısrar ediyordu. Ve şimdi sonuçlar geliyor. İşte Avusturya Wien'le geldi. Keşke Dinamo Kiev'e eleseydi Fenerbahçe. O ayrı bir tartışma konusu ama sonuçlar geliyor. Rotasyonla birlikte sonuçlar geldiği zaman ligi de çok fazla etkilemiyor bu durum. Şimdi Konya Spor deplasmanına, Eskişehir'de maç ama Konya Spor deplasmanına gideceksiniz. Yine 7-8 tane oyuncu değiştirme lüksünüz var. Bu kez sezon başından bu yana daha çok kullanan, daha sık kullanan, ideale yakın bir kadroyla Konya'da olabileceksiniz. Böyle bir avantaj olacak. Böyle gittiği sürece problem yok. Ama mesela Pereira'nın dağıldığı süreci hatırlayalım. Geçen sezon da benzer bir başlangıç vardı. Çok sıkıntı yaşamıştı aslında. Evet. Yani. Şimdi bu oyunun yani bu yüksek enerjili, yüksek kondisyonlu oyunun handikap, yan etkilerinden biri diyelim, sakatlık olabilir. O sakatlıklarda takım ne reaksiyon verecek? O sakatlıklarda Jesus nasıl çareler üretecek? Bunları gördükçe sezon sonuçta hani başladık, evet artık hep aynı 11 ile oynayacağız değil. O bambaşka bir hikaye oluyor. Bütün sezonun başında başladığın 11 ile sezonu bitirdiğin 11 arasında dağlar kadar fark oluyor. Haftalar ilerledikçe daha net fikirler elde edebileceğiz Jesus'un dönüşümüyle ilgili, kadro yönetmesiyle ilgili ama şu ana kadar tabii ki bunu söylememiz başarılı lazım. Başarılı gittiği bir süreç herkesi, var. Herkesi yani Fenerbahçeliler dışındaki de
insanları gerçekten memnun eden, mutlu eden, heyecanlandıran bir futbol var. Yani özellikle işte maçların çok gollü olması, hani rakiplerinin de atması bu arada, sadece Fenerbahçe'nin değil. İşte Adana Demirspor'da iki tane gol attı. İnanılmaz bir skor. Ben hiç beklemiyordum mesela. Ümraniyespor'da üç tane attı. Yani gol yemediği bir tek Kasımpaşa maçı var. Orada da rakip eksik kaldı ama Fenerbahçe bu kez o Kasımpaşa'nın atma potansiyeli olan golleri atarak 6 golle evet. tamamladı maçı. Yani bak ligde 3 tane maç oynandı. 3'ünde de 6'şar gol var. Fenerbahçe 3-3, 4-2, 6-0. Çok hızlı ve aslında bir taraftan bence rakip takımları da bu noktada atıyorum Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor futbol anlamında biraz Fenerbahçe'nin futbolu sanki gazlayacak gibi de. Tabii yani Beşiktaş çok... Beşiktaş bence benziyor biraz. Bir tık ben de izlerken mesela tam yakın gördüm. O havayı alıyorsun. Evet. Karagümrük karşısında ben aldım o potansiyeli gördüm. Galatasaray tabii ki daha transferleri tamamlanmadı işte bir santrfor. En uzak Galatasaray gözüküyor mesela Fenerbahçe'nin futboluna göre. Tabii skor olarak evet. bakarsan. Bir de yani aslında şöyle bir durum var. Galatasaray pozisyona girmiyor değil mesela. Ümraniye maçında işte Seferov için kaçırdıkları doğru, var. Doğru. Hani hiç pozisyona girmiyor değil ama orada bir Fenerbahçe maçlarında böyle bir tenis havası var. Bir oradasın, bir oradasın. Yok, sürekli bir hikaye değişiyor filan. Galatasaray'da çok daha tek düze bir oyun var evet. gibi gözüküyor. Ama bu şöyle. Yani sonuçta futbolda her zaman kalite kazanır. Bu kaliteyi devam ettirebilirse Fenerbahçe elbette şu anki görüntüde yani Trabzonspor'u da görüyoruz. Hani oynadığı futbolu görüyoruz. Şu anki görüntüde ligin önemli favorisi olduğunu evet. söylememiz lazım. Kadro genişliği işte gelecek santrfor vesaire bunların hepsini alt alta koyduğumuzda önemli bir aday, şampiyonluk adayı olduğu görülüyor ama tekrar edeyim daha 3 tane maç oynadık az önce de söyledik. Ortada hesap yapılacak, kitap yapılacak bir durum yok. Sadece futbol olarak iyi bir ışık, iyi bir sinyal alındığını güzel söyleyebiliriz bir şampiyonluk adına. Yapıldı. Hem Avrupa Ligi gruplarına kalınmış olması hem de ligde 3 maç 7 puan ki hatta ben ilk maçta o geçen hafta anlattığımız Arao Lincoln ortayı boş doğru. bırakma hatası olmasaydı 3'te 3'te de başlama ihtimali çok yüksekti Fenerbahçe'nin. Nitekim çok da konuşuldu bu söylediğin. Evet doktora. Yani orada yani Jesus'un hani ilk lig maçıydı. Evet. Orada tam Türkiye'yi etüt edememiş durumda olması evet. bence Ümraniye o avantajı kullandı biraz. Ama şu anda görüntü yapılan hamleler hep doğru hamleler. İşte önce Zaitz hamlesi Kasımpaşa maçında geldi. Ardından şimdi üçlüye dönüldü Adana Demirspor maçında. Üçlüde alınan verim var. Çok efektif bir hücum oynayan bir üçlü görüntüsü var. Genellikle doğru. Adana Demirspor Avusturya Wien maçlarının büyük bölümünde. Bunlar tabii insanlara keyif veriyor. Ben de izlerken açık söyleyeyim. Bazı sezonlar ben de Kadıköy'e giderken ayaklarım geri geri gidiyordu şu anda. Ben de bugün ne olacak acaba diye gidiyorum. Beni de heyecanlandıran... Herkes merakla gerçekten Fenerbahçe'nin karşılaşmalarını izliyor bence de. Beni de heyecanlandıran bir durum ortaya aynen çıkmış öyle. Durumda. Bir taraftan da dünkü maç üzerinden de söyleyeceğim. Şimdi Jesus'un bu noktada İrfan Can'ı ilk 11'de oynatması için nasıl bir çözüm olacak? Çünkü Emre Mor da o bölgede oldukça etkili. Evet. Bu bir yandan güzel bir şey. Yani rakiplerine baktığında şimdi Galatasaray yapacağı transferlerle daha farklı bir noktaya gelebilir. Bunlar bambaşka şeyler ama bugün konuşacak olursak Galatasaray'da Kerem'e Yunus'a bir şey olsa mesela en kaliteli iki tane Türk oyuncu aynen. doğru mu? Yerine koyabileceğin oyuncuyu böyle düşünürüz hep beraber. Galatasaray o noktada çok kısır. Sen zaten. Başka bir isim söylersin. Ben başka bir isim evet. söylerim. Başka birine sorarsak başka bir isim sorar. Yani o çeşitlilik yok. Şimdi bu yani Fenerbahçe'de bunun olması, bu üçüncü bölge zenginliğinin özellikle olması bir yandan çok güzel bir şey. Diğer yandan da sezonun devamı adına problem olur mu? Şimdi ne olursa olsun Emre Mor, Adana Demirspor maçı da dahil olmak üzere yapılan en iyi transferlerden biri. Evet, çok da konuşuldu. Evet. Nasıl bir performansla devam edecek? Aynen. O Karagümrük sürecinden itibaren aynı şekilde devam edecek mi yani diye. Şu an büyük takım futbolcusu aynen gibi oynuyor. Öyle. Çok net. Hayran bıraktırıyor hatta yani şu an bu performansı. Topu yani. Ayağından alamıyorsunuz. Aynen. Tabii ki belli başlı tercih problemleri var ki zaten onu da yapmasa. Kusursuz Dortmund'dan Karagümrük'e değil Barcelona'ya doğru gitme ihtimali daha evet. yüksek olurdu. Ama görünen o ki gelişiyor. Yani eski oranla çok daha doğru tercihler yapabiliyor. Yine %100
evet her pozisyonu doğru tercihi yapıyor mu dersen hayır derim ama şunu söylemem lazım. Oyununun geliştiğini, mentalinin yani zihninin doğru anlamda topu doğru kullanma konusunda kendini geliştirdiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Peki İrfan nereye konuşlanacak? Yani özellikle bu 3-4-2-1 diye tabir edebileceğimiz düzende İrfan'a da çok fazla yer kalmıyor. Ya diğer taraftaki, diğer kanattaki Valencia'dan vazgeçeceksiniz ki çok mümkün değil. Aynen öyle. Veya Valencia'yı santrfor oynatıp İrfan'ı sola koyacaksınız veya Emre'yi sola koyacaksınız, İrfan'ı sağa koyacaksınız. Böyle bir tercih olabilir ama gerçekten çok zor bir karar. Çok zor. Yani bunu işte bu kısmı yönetmek bence bir de şöyle, zor yani. Bir de şöyle şimdi hani İrfan'ı mesela Avusturya Wien maçında oynatırsın. Fena değildi dersin, geçer gidersin ama attığı gollere bakıyorsun. Hani Jesus olsa şunu Jesus olsam ben şunu düşünürüm. Ya bu adam da bu golleri atıyor. Elimde Emre Mor da var. Valencia var. Joshua King işte riske edilmedi. Ama var, gelecek yani. Evet. İşte bir santrfor geleceğim. Hakikaten böyle yastığa kafanı koyduğunda düşünüyordur yani. Sürekli böyle hani bir tane dizi vardı ya satranç oynayan kız böyle tavanda şey oynuyordu. Satranç zaten oynuyor. Gözümün önüne Jesus öyle yani şu anda. Aynen. Kafasında böyle bütün kombinasyonlar o tavanda. İrfan'ı sağ mı koyayım, Emre Mor'u evet. Sola atsam nasıl olur? Valencia King başlayıp arkasına Mert Hakan mı filan. Yani böyle bir kombinasyon çılgınlığı içerisinde. Çünkü o noktada atıyorum İrfan Can da çok iyi bir performans gösterdiğinde bir sonraki hafta kenarda oturmak istemeyecektir. Yani. Tabii ki. Bir tarafta Emre Mor da aynı şekilde ve bunu çok stabil bir şekilde yönetmesi lazım Cesu'nun. Ve bu adamlar sonuçta ne olursa olsun İrfan Can Fenerbahçe'ye gelişi, bonservisi, Galatasaray'la yaşanan transfer kapışması, Mert Hakan aynı şekilde. Keza. Emre Mor yani sonuçta potansiyelini hepimiz biliyoruz. Evet. Ona 16-17 yaşından beri neredeyse tanıyoruz. Çok zor. Ego yönetimi de çok zor bu oyuncuların. Ama tabii ki şunu da söyleyelim. Yani Jesus'a takım içerisinde de bir nasıl güven söyleyeyim? Mi? Güvenin ötesinde böyle bir saygı, hani önünde ceketini ilikleme durumu söz konusu futbolcu. Yani bunu çok net bir şekilde sezebiliyorsun. Özellikle canlı izlediğinde daha net görüyorsun. Yani kulübede tam bir hakimiyet var. Bu çok önemli bir şey. Ben bunu en son Fenerbahçe'nin yaşadığı ortamı şu olduğunu söyleyebilirim. Zico dönemi. Zico belki kimilerine göre Fenerbahçe'de çok çok müthiş bir teknik direktörlük performans sergilememiş olabilir ama ne olursa olsun Fenerbahçe tarihinin en büyük başarılarından birini yakalayan teknik adamdır. 100. yıl şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finali. O hava var yani o Zico havası var. Çünkü neden? İsim Zico. Hani Brezilya futbolunun efsanesi. Zico'ya otomatikman doğal olarak bir saygı oluyor futbolcularda. Burada da Jesus'a aynı saygıyı görebiliyorum kulübeden. Bu güzel. Bu en azından senin bahsettiğin ya Emre Mor iyi oynadın, kulübeye çekildin. Problem olur mu? Sorunlarının ötelenmesini, daha az şiddetle geçirilmesini falan sağlayabilir. Katılıyorum o noktada. Bu açıdan güzel bir gidişat var. Ama dediğim gibi kadro yönetiminin şu ana kadar kusursuz olan kadro yönetiminin transfer dönemi kapandıktan ve Avrupa maçlarının seviyeleri yükseldikten sonra bir daha gözlemlememiz lazım. Şu anda bence konuşulacak ya da olumsuz konuşulacak bir şey yok ama geleceğe dair de o soru işaretlerimiz var onu ya söyleyeyim. Her zaman dediğin gibi yani ilk çok uzun süreli bir süreç. Her şey değişebiliyor. Dediğin gibi sakatlıklar da olabiliyor. Ama bir taraftan Jesus üzerinden konuşurken de yani sosyal medyada birçok yerde taraftarların hatta diğer taraftarların bile merak ettiği noktalardan bir tanesi şu yani bütün takım daha sonrasında oyuna soktuğu oyuncular hepsi %100 neredeyse performans gösterebiliyor. Yani ligin bu kadar başında hem Avrupa hem Süper Lig nezdinde çok iyi bir performans %100'ünü gösterebiliyor. Bunu Jesus sence nasıl başardı bu kadar kısa sürede? Çok bence bunun temel bir sebebi var. Her futbolcu aldığı süreyi maksimum iyi kullanmak istiyor. Şimdi Arda Güler Kasımpaşa maçına giriyor 2 tane gol. Yani neden? Diyor ki ben şu 10 dakikayı doğru dürüst kullanayım da bir sonraki maçta 20 dakika olsun, yarım saat olsun, 45 dakika olsun veya ilk 11'de başlayayım. Yani her futbolcu benzer durumda. Yani Serdar Dursun gol atamadığı zaman yüzü düşüyor. Evet. Ya beni bir sonraki maçta kesecek diyor. Bak atamadım diyor filan. Yani çünkü o fırsat
hep aslanın ağzında, o ekmek hep aslanın ağzında. O yüzden herkes çok saldırgan, çok agresif bir görüntüde. Olumlu anlamda söylüyorum bunu. Yani dün mesela maçtan sonra çok enteresan bir an yaşandı. Taraftarı selamladılar ama Serdar o esnada gerçekten mutsuz. Ya sonuçta takım 4 tane gol atmış falan. Yani istediği... Serdar da istiyor yani her maç çünkü gole, tabii, gol atmış olmak. İstediği performansı sergileyemedi. Ya, skor tabelasında ismi yazmıyor. O yüzden biraz düşüktü yüz suratı. Evet. Mert Hakan onu aldı zorla. Koluna girdi. Topu penaltı noktasının üstüne koydu. O sırada da taraftarlar alkışlıyor falan. Boş kaleye penaltı attı Serdar. Ama biliyorsun taraftarla bir iletişim var onun. Hani Cristiano Ronaldo gibi see you, gol atınca see you diyorlar. Orada da Serdar topu vurduğu anda böyle bütün stat see you diye inledi. Orada bir yüzü güldü, morallendi falan ama tabii ki golcü, hep söylüyoruz, golcü golle yaşar. Onun da kısa zamanda gol bulması Fenerbahçe açısından da onun moralinin düzelmesi açısından da iyi olur. Ya kısacası Serdar örneğinden yola çıkarak şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani forma şansı bulup istediğini yapamadığı zaman oyuncu biliyor ki Joshua King iyileşiyor. Aynen. Şimdi ben yine o yere kulübeye oturacağım demeye başlıyor. O yüzden de sahada mümkün olduğunca skor için, özellikle skor yapmak için çok ciddi bir agresiflik durumu söz konusu oluyor. Evet, güzel özetledin. Böyle düşündüğümüz zaman aslında bütün futbolcuların neden %100'ünü gösterdiği daha istatistik olarak da beyinde hani oturuyor. Gerçekten çünkü iki maç kötü oynarsan bir daha belki de forma şansı bulamayabilirsin. Yani, riskli yani şu an. Berişay'la başladı. Sezon Berişay'la başladı. Yani ilk iki maçta Berişay'a şans verdi. İstediğini alamadı. Şu an Berişay yok. Gidecek yani. Doğru. Bir taraftan da tabii dün çok güzel bir maç yaşandı. Ama transfer süreci de devam ediyor. Konuşulan isimler var. Gidecekler, kalacaklar. Ne olacak, ne bitecek. O isimlerden bir tanesi de Salahi. Evet. Gideceği artık neredeyse kesin gibi söylentiler var. Bu konuda da artık taraftarlar net bir bilgi duymak istiyor. Onu da senden alalım. Yani teklifler, gelen teklifler bayağı iyi. Özellikle West Ham United'ın çok ciddi ilgisi vardı. Fakat onlar bir transfer yaptılar şu anda stoper olarak. Ama onların transfer yapmış olması, tamam artık Salah'a gitmiyor anlamına gelmesin kesinlikle. Sonuçta onlar Paris Saint Germain'den alıyor. Paris Saint Germain birinden bir stoper alıyor. Sonra o takım bir stoper ihtiyacı duyuyor. Salah'a talip oluyor. Yani piyasadaki önemli aktörlerden biri şu anda Salah. Macar milli takımda düzenli oynuyor. Fenerbahçe'deki performansı ortada. Ben açıkçası Zenit konuşuluyor bu arada. Zenit ciddi bir ilgi var ama şu ana kadar ismi çıkmamış bir takım da olabilir. Zenit en olası gözüken. Muhtemel gözüken ama şu ana kadar hiç adı sana duyulmamış, Salah ile adı anılmamış bir takım da ben parayı veriyorum kardeşim, Salah'ı alıyorum diyebilir. Çünkü böyle bir piyasa var artık. Özellikle bu artık son 3-4 gün transferde. Yani Avrupa'daki transferden bahsediyorum. Orada biraz daha çabuklaştı artık işler, hızlandı. Ben çok yüksek ihtimalle halen ayrılacağını düşünüyorum. Jesus ayrılmasını kesinlikle istemiyor. Peki o noktada ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin bir yerini dolduracak hamlesi var mı? Çok tanıdık bir isim var. Geliyor. yani bir kere yabancı problemi zaten bahsediyoruz. Kaan Ayhan ismi Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir, Salah'a gidersin. Çünkü Türk stoper konusunda araştırma var. Yani ne yapabiliriz? Nasıl Türk oyuncu bulabiliriz? Çünkü bir yabancı daha gelirse yine aynı problem. Hani Salah'a gitti, aynen. Yerine bir yabancı koyduk, yine aynı problem devam edecek. Bu kez başka oyunculardan feragat etmek durumunda kalacaksınız. O yüzden o problemi bir Türk oyuncu oraya monte ederek, gerçi Serdar Aziz var ama bir Türk daha monte ederek çözmek isteyebilir Fenerbahçe. Görünen o ki eğer Salah'a giderse artık bu son 3-4 günde daha netleşecek bir durum. Zaten artık Avrupa'nın büyük bölümünde, yani belli başlı ülkeler dışında transfer kapanmış olacak. Eğer giderse bence liste başı Kaan Ayhan olur. Öyle, bu da güzel bir nokta atışı olur aslında. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Şu anki düzende, üçlü düzende sağ stoper ve göbekte de kullanabilirsiniz. Mesela sağ stoperde Fenerbahçe'nin sıkıntılı olduğu görüldü Onyekuru karşısındaki aynen performans. Öyle. Tam da hatta konuyu geçmeden sen o kısma gelmişken de onu da sorayım. Yani öne çıkan isimler var mı sağ stoperde düşünülen
Başka bir isim var mı en azından? Yani ben listenin başında Kaan olacağını sanıyorum, tahmin ediyorum. Onun da kulübünün çok ciddi bir beklentisi var. Yani 6-7 milyon euro gibi bir beklentisi var. Şu an en önde Kaan Ayhan diyoruz yani. Ama Fenerbahçe Salahi'den de bir 16-17 milyon euro beklediği için... 20'ler de konuşuluyor bu arada Volkan. Yok, 16-17 civarı. 16-17 civarı benim duyduklarım. O yüzden o 6-7'yi verebilir Fenerbahçe eğer Atilla Salahi'yi gönderirse. Kaan da Türk milli takımının düzenli oyuncusu ve bence iyi bir oyuncu. Sürpriz çıkışlarla gol de bulabilen bir oyuncu. Türkiye Ligi'ne, Fenerbahçe'nin oyun yapısına, her oyuncu gol arıyor dedin ya. Fenerbahçe'nin oyun yapısına da uygun bir oyuncu. Ben açıkçası üçlüde de, dörtlüde de oynayabilecek başarılı bir stoper olarak görüyorum. Ama dediğim gibi önce Atilla Salahi'nin durumunun netleşmesi lazım. Atilla Salahi kalırsa ona rağmen Kaan Ayhan gelir mi? Onu çok sanmıyorum çünkü bir santrfor transferi yapılacak. Ve santrfor transferi için ayrılacak bir bütçe var. Sanmıyorum Kaan Ayhan'ın da bonservisinin ödenebilecek durumda olduğunu. Yani o dengeyi tutturmak zorundasınız sonuçta. Kaan'ın bonservisine yetecek bir ekonomisi olmaz Fenerbahçe'nin Salahi takımda kalırsa. Peki sen tam santrafor noktasına gelmişken şimdi 9 resmi maçta 24 gol attı Fenerbahçe. Bu da oldukça dikkat çekti zaten Türkiye futbolunda. Ama şöyle bir durum var. Çok fazla gol atabiliyor. Golcüleri var. Yeni bir isim gelecek diyorsun. Bu noktada Fenerbahçe hangi santraforlara yer verecek ya da en azından hangi ismi düşünüyor şu anda? O konuda netleşen bilgiler var mı? Maxi Gomez'le ilgili gün geçmiyor ki İspanya medyasında bir haber yayınlanmasın. O zaten değil mi klasik? Şu anda Maxi Gomez'le ilgili aslında yeni bir gelişme yok. Bir haftadır. Bugünden sonra olabilir ama onu söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe'nin artık Avrupa Ligi durumu netleşti. Biraz daha gidecek oyuncuların durumları işte Kolker ayrıldı, Pelkas gidiyor vesaire. Bunlar biraz yavaş yavaş netleşti. Bugünden sonra Fenerbahçe Valencia'ya son bir teklif yapabilir. Bu arada konu Fenerbahçe'nin bitiremediği bir transfer değil. Maxi Gomez. Fenerbahçe'nin henüz son noktayı koymadığı bir transfer. Bunu söyleyeyim. Ve az önce de söyledim, Avrupa'nın tamamında transfer kapandığı anda piyasa Türkiye'ye kalıyor, Türk takımlarına kalıyor. İşte kiralanacak oyuncular oluyor Premier Lig'den. Mesela çok ekstra oyuncular, mesela Delali Beşiktaş'a geldi. İnanılmaz bir transfer. Bu arada şunu söyleyeyim, yani evet kariyerinin son dönemi gerçekten çok kötü olabilir vesaire vesaire de hani kariyerinin son dönemini geçtim, futbol hayatının son döneminde bu adamdan olmaz artık, bu adamın ne işi var Türkiye dediğimiz adamlar Türkiye'de şu transfer ya, yaptı öyle, yani. Aynen öyle. Wagner Love Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu. O yüzden Dele Alli konusunda herkes bir dilini ısırarak konuşsun. Zaten evet, yani o kadar büyük konuşanları şaşırıyorum şu anda. Onu bir parantez açıp kapatalım. yani böyle fırsatlar olabilir. Örnek veriyorum, Premier Lig'den herkesin bildiği wow dedirtebilecek bir yıllık kiralık bir oyuncu olabilir mesela. Biraz bu fırsatları da beklemek adına Fenerbahçe, o az önce bahsettiğim Maxi Gomez'de, Valencia ile daha doğrusu, Maxi Gomez'de bir problem yok. Valencia kulübüyle son teması, son kontağı, artık o son transferin biteceği noktayı gerçekleştirmiyor. Bundan dolayı bir bekleme süreci söz konusu. Sörloth'un kendisiyle alakalı, yani Türkiye Ligi'ne dönüşüyle alakalı halen soru işaretleri olduğunu öğrendim. Bunun da sebebi İspanya'dan talip çıkarma ihtimali. İspanya'ya geri dönmeyi çok istiyor o ve kız arkadaşı. Yine ama 1 Eylül, yani o transfer Avrupa'da bittiğinde, Türkiye'de devam ettiğinde yine bir Sörloth fırsatı olabilir örnek. Buna benzer durumlar dolayısıyla şu anda net bir isim kimse telaffuz edemez. Yani santrafor kısmı biraz transferin son dönemlerinde belli olacak. Şu yanlış anlaş, Maxi Gomez kesinlikle ilgilenilmiyor falan demiyorum. Maxi Gomez de olabilir. Sörloth kesinlikle olmaz, Avrupa'da kalmak istiyor falan diyemiyorum. Çünkü bunların hepsi potansiyel oyuncu. Mesela Batshuayi konusu kapandı şu anda, değil mi? Şu anda hiç konuşulmuyor.
transfer tahtası kapanınca Avrupa'da Batu Şahin takım bulamazsa ne olacak? Sürpriz. Türkiye, yani örnek veriyorum. Türkiye evet, en ciddi aday olacak o zaman. Ve o Türkiye'de de şu anda en ciddi aday Fenerbahçe olur. Yani santrfor arayan tek takım en azından benim bildiğim kadarıyla. Ha pardon, Galatasaray da var, özür dilerim. Türkiye'de mutlaka Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın gündemine gelir. Ya piyasayı böyle biraz da bakmak lazım. Şu anda Türk kulüpleri bu nasıl söyleyeyim, bu fırsatları bekliyorlar. Bu fırsatları haliyle bekliyorlar. Bu ekonomik, evet, o yüzden yani bugün 25 durumda. Mi bugün kaç, 26 mı? 26 Ağustos bugün. 26 Ağustos yani önümüzdeki hafta içinden sonra, çarşambadan sonra filan Türkiye için çok böyle hiç evet, duymadığımız isimler ortaya çıkabilir yani. Genelde zaten Türkiye'de hep böyle transfer sezonun kapanmasına saniyeler kala bile imzalar atıldığı aha, için bu noktada doğru söylüyorsun. Miralem Pjanić 24 saatte geldi Beşiktaş'a örnek. Geçen sezon aynen, transferin son günlerinde. Buna benzer bir durum gerçekleşebilir. Gerçekleşecek. Bir taraftan yine konuşulan bir isim de Mert Hakan Yandaş. Söylenilene göre de kendisi ikinci yarıda taze kan olarak pek oyuna girmek istemiyor. Aslında ilk 11'de yer almak istiyor. Cesus'un Mert Hakan Yandaş'a karşı tutumu nasıl olacak sence? Mert Hakan yeni bir sakatlıktan çıktı. Adana Demirspor maçında oynadı. Devamında yine Avustralya maçında oynadı ve güzel bir gol attı. Mert Hakan takımın lider oyuncularından bir tanesi. Yani Jesus'un olumsuz bir görüşü yok zaten oyuncuyla ilgili. Ama ayrılık konusunu mu diyorsun sen? Ayrılık olarak mı? İhtimal var mı? Hayır, ilk 11 olarak da ha, yani en azından forma şansı bulacak. Bulacak mı? Yani şöyle bir gün Arao dinlenecek, bir gün Crespo dinlenecek, bir gün Zayt dinlenecek, bir gün Mert Hakan dinlenecek. Mesela İsmail de artık o rotasyonun içerisinde. Hani bu oyuncular dönüşümlü olarak oynayacaklar ama hiçbiri net ilk 11 olarak pazartesi, perşembe, pazar 3 maç üst üste 11 oynamayacak. Hiçbiri. Sadece Mert Hakan için geçerli değil bu. Hepsi için konuşuyorum. Evet. Bu rotasyon devam etmek zorunda çünkü. Perşembe, pazar oynadığınız sürece bu rotasyon devam etmek zorunda. Her ligin ikinci yarısında Fenerbahçe Avrupa'dan elenir. O zaman sıkışık, yani sıkışık takvimden çıkılır. Daha geniş, rahat rahat her haftada bir maçın oynandığı takvimlere geçilir. O zaman senin bahsettiğin durum ortaya çıkabilir. Bazı oyuncuların süreleri mecburen azalmak durumunda doğru, kalabilir. Ama şu anda herkese yetecek kadar maç var. Jesus da bol bol rotasyon yapmayı seven bir teknik adam. Yani ben niye oynamıyorum üzüntüsü yaşayacağını düşünmüyorum oyuncuların açıkçası şu an. En azından Kasım ayına kadar. Çünkü Kasım ayına kadar doğru, 6 tane Avrupa Ligi maçı oynanacak. Doğru. Peki Osayi'nin takımda kalıp kalmayacağı da bir merak konusu. Artık bize bu bilinmezi noktalayabilecek misin? Şöyle, şimdi bir, Osayi'nin Adana Demirspor maçında yedek kalma sebebi transfer olarak yorumlandı. Orada, ya Jesus'un felsefesini şöyle anlatayım. Elinde bir malzeme var. Diyor ki benim elimde 11 tane şu malzeme var diyor. Ben bu 11 tane malzemeden ne yapabilirim? Çok iyi bir pizza mesela diyelim. Ama o pizzada mesela Lincoln olması lazım. Lincoln isimli malzemenin olması lazım. Ama bu arada Emre Mor'u da oynatmak istiyor. Valencia'yı da oynatmak istiyor. İşte ne bileyim Serdar Dursun'u veya Joshua King'i de oynatmak istiyor. Ön taraf dolu. Ne yapıyor? Adana Demirspor maçında olduğu gibi. Lincoln'e uygun, Lincoln'ün de 11'de olabileceği bir düzen oluşturuyor. Nedir o? Sol kanat bek yaptı Lincoln'den. Diğer tarafta Ferdi Kadıoğlu'ndan asla vazgeçmek istemiyor. Evet. Ters ayaklı olduğu için, burada da anlattık hep defalarca. Ters ayaklı olduğu için sol tarafta kullanmaya sıcak bakmıyor ama Ferdi'nin enerjisinden çok memnun. Onu da savunma zaaflarını biraz daha önlemek ve ileriye daha rahat çıkabilmesini sağlamak için sağ kanat bekte kullanıyor. Şimdi hani Osayi kulübede oturtuyor da onun yerine oynayan oyuncular çok sıradan oyuncular olsa tamam derim, hani bir transfer sürecine mi gidiliyor falan. Osayi, doğru. Osayi oturuyor. Alioski de oturuyor. Alioski'nin kariyeri baktığında Osayi'den daha önde bir oyuncu. Yani birileri oturacak. Osayi oturmasa Ferdi oturacak. Ferdi oturmasa Lincoln oturacak. Alioski oturmasa Lincoln oturacak. Örnek veriyorum yani o bölgeler için. Kısacası yani her yedek kalan transfer olacak anlamı çıkmasın. Tabii ki Osayi bu arada çok transfer potansiyeli olan bir oyuncu. Ama yakın dönemde
şu an çok ciddi bir... Son bir hafta 10 günde yoğunlaştığı kadar benim sorduğum kadarıyla en azından Fenerbahçe yönetimine şu anda öyle somutlaşan bir teklif yok. İlgilenen, böyle çok ciddi ilgilenen, yüksek bonservis bedellerini gözden çıkaran bir kulüp yok. Hı hı. Yani görüntü o ki o sayı Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak devam edecek. En azından Ocak ayına kadar. Bir diğer isim de bununla beraber Zayt'ın Kulüp Brugge'le bir transferi gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönünde. Hatta 10 milyon euro gibi ücretler konuşuluyor. Bu da mı söylenti yoksa gerçekten böyle bir iletişime geçildi mi? Kulüp Brugge olayı doğru. Yani Zayt'la ilgili zaten Salay'daki durum gibi sözleşmesinin son senesi Zayt'ın ve henüz uzatmadı. Ama bu uzatmayacağı anlamına gelmiyor, onu söyleyeyim en baştan. Çünkü daha henüz somut, çok net masaya oturulup pazarlıklar yapılmadı. Salay'ın da menajeri zaten takım arayışı içerisindeydi. O yüzden zaten bu transfer söylentileri çıktı. Aynı şey Zayt'sa da geçerli. Şimdi son senesi işte hani daha iyi bir teklif, daha iyi bir kontrat bulabilir miyiz düşüncesiyle bir arayış var. Ama Fenerbahçe'yi memnun etmek zorunda bu teklif. Onu söyleyeyim. Zayt da yani özellikle Jesus'un ben çok kolay vazgeçebileceği bir oyuncu olduğunu sanmıyorum. Şimdi 10 milyon euro diyelim teklif var. Şu anda öyle bir teklif yok da yani parasal bir teklif yok. İlgi var sadece şu anda. Diyelim ki 10 milyon euro teklif var. Son senesi. Ama bir yandan da Zayt sizin orta saha rotasyonunuzda çeşitlilik yaratabilecek özelliklerde oyuncu. Mesela Arao'yu kaybetsen dersin ki ya İsmail Crespo'yu kullanırım. İkame edebilirim. Doğru. Ama diğer tarafta Zayt çok başka bir oyuncu. Evet. Çok daha kreatif bir oyuncu. Çok daha skora katkı yapabilen bir oyuncu. Vazgeçilebilir mi mesela Zayt'tan transferin son gününde? O konuda da benim ciddi şüphelerim var. Ama bir ilgi olduğu doğru. Artık kulüpler son 3-4 gün, biz de artık yavaş yavaş transfer döneminin sonuna geliyoruz. Son 3-4 gün burada son hamlelerini yapıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla Zayt ve Osay Samuel konusunda çok sıcak, aman aman transfer oluyor bunlar galiba dedirtebilecek. Olmak üzere gibi bir şey yok. Bir yani. Durum söz konusu yok. Değil. Ama Salah'ı farklı. Salah'ı anlattım. Evet. O konuda daha netti. Evet. Son olarak da Jesus'la ilgili bir sorum olacak. Dinamo Kiev'le tekrar bir karşılaşma gerçekleştirmek istediğini söyledi. Bunu nasıl yorumlayacaksın? Boğazımda bir düğüm gibi kaldı dedi. Evet. Dinamo Kiev maçları. Şimdi gerçekten orada Fenerbahçe sezona yeni başlamıştı. Gerçi bu şey değil, bahane değil yani. Dinamo Kiev'de yeni başladı da. Yani ama bayağı bir karışık bir düzen var. Yani yeni teknik adam, yeni transferler. Hani kimin ne yaptığı belli değil noktasında. Doğru. Daha roller bu kadar net değildi. Şu anda çok daha oturmuş bir Fenerbahçe var. Ha, aradan bir ay, bir buçuk ay geçti baktığında. Ama çok daha oturmuş bir takım görüntüsü Fenerbahçe. O İsmail Yüksek hatası olmasaydı, sarı kartlı oyundan alınma durumu... O sarı kartlıyken oyundan alınmama durumu düzelteyim. O İsmail Yüksek hatası olmasaydı belki Fenerbahçe yine tur geçecekti orada. Ben zaten şunu da söyleyeyim yani Fenerbahçe'nin kadrosunun Dinamo Kiev'in kadrosundan daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden güzel bir kura. Hem işin rövanş boyutu evet. açısından güzel bir kura. Hem de birinci torbadan çekti Fenerbahçe Dinamo Kiev'i. O açıdan da baktığımızda çekilebilecek en iyi iki takımdan bir tanesi. Yani Arsenaller falan vardı yani. Aynen öyle. Hiç gerek yoktu oralara. Yok, hiç oralara gerek. Son Arsenal'e hiç gerek yok. Neyse ki hem Fenerbahçe açısından, bence Trabzonspor açısından da baktım. Trabzonspor'un da aynen. grubu. Yani şöyle, çantada keklik falan demeyeyim. Yanlış anlaşılmasın ama hani birileriyle oynayacaksınız zaten. Ya, bir, de, evet. bir şekilde bir zor takım çıkacak karşınıza. Ama şu anda bence diğer gruplarla veya diğer birinci torba takımlarıyla falan kıyasladığımda gayet makul kurallar gibi duruyor. Evet yani biraz beklenti o yönde. Yani umarız tabii şunu da söylemek istiyorum. Ülke puanı açısından da Avrupa'da bütün Türk kulüplerimizin artık yer alması gerekiyor. İnşallah. Fenerbahçe ile bu yüzden de hepimiz gurur duyuyoruz. Başakşehir, Sivas. Aynen öyle. Sivas elendi ama elendi devam ama edecek. Aynen öyle. Umarız güzel maçlar izlemeye devam ederiz. İnşallah.
Volkan ağzına sağlık. Benim sorularım bu kadar. Zaten birçok noktaya da yine seninle değinmiş olduk. Aynen. Heyecanlı günler yine bizi bekliyor aslında. Transferi son gününe kadar. Evet, evet. Heyecanla bekleyeceğiz. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ederim. Evet, Yüzlerin burada sonuna geldik. Gelecek haftada yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.